belki bir Kamurun Bey'i desteklemek için birkaç tane örnek vereyim. Mesela Türkiye'deki emlak piyasasının total değerinin işte 300 milyar dolar olduğunu falan tahmin eder Avrupa Emlak Derneği. Ve bu yatırım fonları, yani Kamuran Bey'in bahsettiği yatırım fonlarının total Türkiye'deki büyüklüğü de 2,5 milyar dolar falan. Hiçbir şey değil. Yani %1'lik bile değil. Yani. Biz eğer ki bu 300 milyar dolarlık pazarı alsak ve bu işte yatırım fonlarına koysak, büyük ihtimal şu olacak. Yani o yabancı finansı da çektiğimiz için hem burada bir değer artışı meydana gelecek ki Avrupa'da işte İspanya mesela iyi bir emlak piyasasına sahiptir. Hacim olarak bahsediyorum, yani kalite olarak değil. Veya işte İsveç veya işte Fransa, İngiltere gibi. Yani Cameron Bey'in söylediği aslında şu. Türkiye mesela gelişmekte olan bir ekonomi olarak bu alan daha yeni. Çok Amerika'da, iyi. Fransa'da, İngiltere'de trilyon dolarlık emlak yatırım fonları var. Biz bunu ne kadar iyi erken işleme alabilirsek, gelişmekte olan bir ekonomi olarak yeni alanlara ihtiyaç duyuyoruz, değil mi? Yeni evler yapacağız, kentsel dönüşüm yapacağız, ne bileyim yeni şehirler inşa edeceğiz. Ya işte hastanesi, deprem, okulu, bir deprem sürü şey bölgesini var mesela finanse etmek istiyoruz, değil mi? Buradan o finansmanı kullanabiliriz. Mesela 120 milyar dolarlık bir maliyeti var bize depremin. Şimdi bu maliyeti minimize etmek ve yurt dışından yabancı yatırımcıyı bunu çekmek ve bunu da dünyaya ne yapalım? Pazarlamak diyoruz. Yani Cameron Bey'in söylediği şu, en basit anlamıyla ben katkı vermek için söyleyeyim. Tabii alanın uzmanı kendisi. Şimdi 2,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış bir emlak yatırım fonu var. Bunun 300 milyar dolara ulaşması demek. Bugün o yatırım fonuna bir yatırım yapan yabancı bir yatırımcının kar marjını bir düşünelim. Ve kademe kademe İstanbul'da yeni alanları işte diyelim ki kentsel dönüşüme sokacağız. Bunun finansmanında bu yatırım fonlarını kullanabiliriz. Hem de finansı kontrol etmek ve bankacılık sisteminde tutmak için de bize yarar sağlar. Değil. Tabii canım. Ya bir de şöyle bir durum var. Şimdi ben beni heyecanlandıran kısmını da söyleyeyim. Şimdi biz blok blok yapıyoruz. Yani bunu herkes herhalde yaşadığı her şehirde veya tabii gittiği ki her yerde bunu görüyor. Şimdi bazı çok güzel örnekleri var. İşte bazı çok da hani aynı güzellikte olmayan örnekler var. Kötü demeyeyim ama hani bu sonuçta çünkü subjektif bir şey. Bana göre güzel gelir, sana göre kötü gelebilir. Ama hani bir şehir planlamacılığı noktasında nüfus ne kadar artıyorsa o planlama işi o kadar zorlaşıyor. İşte o trafiğiydi, şu suydu, bu suydu falan filan bir sürü. Şimdi biz İstanbul Finans Merkezi'ni niye yaptık? Soruyorum sana Deniz. Hocam, dünyanın, bu bölgenin, bu coğrafyanın Londra'ya alternatif olsun diye. Şimdi Londra'ya alternatif olsun diye yaptığımız bir İstanbul Finans Merkezi ve herhalde milyar doları buldu mu bizim yaptığımız yatırım? Tabii bulmuştur. Çok, tamam. Çok hocam. Daha da fazladır daha belki. Da fazla. Şimdi buraya Goldman Sachs'ı getirmek istiyorsun. İşte JP Morgan gelsin, burada ofis açsın. Deutsche Bank'ın ofisi olsun. İşte küresel finans oyuncuları diyeyim artık tabii kısaca. Sen burada gelsin. Tamam da buraya üst düzey bir direktör atayacağı zaman işte finans merkezinin yanındaki Simpaş'ın finans şehrinden almak istemiyor olabilir adam. Çünkü o New York'ta yaşıyorken veya Londra'da yaşıyorken işte müstakil, önünde havuzlu, işte geniş alanları olan bir şey de isteyecek. Şimdi sen bunu sunmadığın sürece bu adam çocuğumu işte ben atıyorum Arnavutköy örneğinden gidelim. Arnavutköy'de arazi var. Yaptı. Arnavutköy, ben Robert Kolej'e Boğaziçi'nin oraya yollayacağım. Her gün o trafiği çekmek de istemiyor olabilir. O zaman belki Robert Kolej'in, örnek veriyorum o kişi için, hani onun namında konuşuyorum, Robert Kolej'e benzer veya o standartta Arnavutköy'de bir okul açacak. İşte bütün olay aynı noktaya. Ve gelince ya o adam parasıyla gelecek. Ve Türkiye'yi tanıyacak. Aynen senin için ekosistem yaratacak. Evet, ekosistem yaratacak. Senin için kesinlikle bu ülkeyi pazarlayacak. Gel şunu al diyecek. Bugün işte biz son 6 ayda Türkiye ile ilgili yazan rapor biz sayısında oraya metro götüreceğiz. Biz oraya yeni karayolları yapacağız. Biz oraya tramvay yapacağız. Biz oraya yeni yatırımlar çekeceğiz. Evet. Yani bu adam ekosistem yaratacak. İşte yaşam alanı. Geçen konuşuyorduk kesinlikle. Yani Christian da geldiğinde ya ben dedi güvenli hissediyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güvenli hissetmiyorum demişti. Biz bunu yeni yaşam alanlarıyla taçlandırır ve işte senin gibi, Christian gibi yatırımcıların burada yaşamasını ki kültür olarak istiyor, yemek olarak tabii istiyor, ki iklim olarak istiyor. Hani misafirperver şu bu. Sen bir de o yaşam alanını sunduğunda kusura bakma yani sen portföy girişiyle falan uğraşmana gerek yok. Milyar dolar milyar dolar kendiliğinden zaten hani buraya adam yaşamaya, vatandaşlık almaya, burada hayatını idame ettirmeye, kesinlikle çocuklarını büyütmeye çok gelecek. Çok güzel bir örnek geldi hocam aklıma. Biz mesela İstanbul'da 600 bin konutu dönüştürmek istiyoruz, değil mi? Bunun aşağı yukarı maliyeti tahminlere göre 100 milyar dolar falan.
Biz bunu kendi finansal kaynaklarımızla maalesef sağlayamayız. Böyle deprem bölgesi var. Önceliğimiz orada zaten. Önceliğimiz orada. Orada kamu da oraya gidiyor. Şimdi İstanbul'da kentsel dönüşümü yapmak istiyorsak, bunu az maliyetle yapmak istiyorsak, hızlı yapmak istiyorsak yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var. Kesinlikle. Bu yabancı yatırımcı şeffaf, öngörülebilir, hesap verilebilirliği yüksek bir marjla, bir perspektifle buraya gelir. Ve biz bunu yatırım fonlarıyla koruma altına alırsak, bu yatırım fonları aracılığıyla parayı da finans sisteminde tutabilirsek büyük bir iş başarmış oluruz. Tabii canım. Yani çift yönlü. Hem o yatırım fonuna getiriyorsun, o fonu bankalarda değerlendiriyorsun diyelim. Bundan ekstra kredi dağıtırsın, bu da enflasyon yaratmaz. Yani başka alanlara da kullanabilirsin. Aynen. Hızlı yani büyüme trendine direkt ve oturursun. Ve o 600 bin evi hızlı şekilde dönüştürürsün. Deprem maliyetini ortadan kaldırırsın. İnsanların evlerine yeni evler teslim ettiğin için de bundan da çok büyük işte ne bileyim halk desteği doğar. Misal veriyorum. Tabii hem siyaseten de ciddi yabancı yatırımcı bundan bu kazanmış olur. Hem de İstanbul deprem tehlikesini atlatmış olur. İstanbul layık olduk şeye gelir, seviyeye gelir. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı hocam, hep ne diyor? İstanbul benim aşkım diyor. Hocam, yani Cumhurbaşkanımızın dediği en hikaye. Fazla turist çeken şehir oldu İstanbul. Evet. 2023'te 20 milyon turist çekti. Antalya yanılmıyorsam 6. oldu. Dünyada en fazla turist çeken ler arasında iki şehri olan tek ülke var. Tek ülke, Türkiye. Peki bir şey soracağım İstanbul ben sana.